Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. <laughs> Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 29 Ekim gündemi yorumluyor oradayız. Bugün önemli 8 tane haberimiz mevcut. Çok dolu dolu fazla haberin bulunduğu değil ama önemli haberlerin bulunduğu özellikle de ABD tarafındaki seçimlerin sonuçları ile ilgili tahminlerin yapıldığı Önemli bir günle birlikteyiz. Bugün gündemi yorumluyorun içerisinde ekos teknolojinin önemli bir haberini birlikte inceleyeceğiz. Beyaz Saray tarafında anket sonuçlarını birlikte inceleyip Trump'ın öne geçme durumunu konuşacağız. Fed'in kasım ayında beklediği iki kritik raporu yine birlikte inceleyeceğiz. Olası asgari ücret artışı tahminini yine birlikte görmeye çalışacağız. İstanbul Havalimanı'ndaki jet yakıt ihalesini kazanan Tüpraş'ı yine birlikte görmeye çalışacağız. Aynı zamanda bu hafta temettü ödeyecek şirketlere birlikte bakacağız ve Altınay savunmadan Aselsan hamlesi yaptığını görüp bunu da yine birlikte bugün inceleyeceğiz. 29 Ekim gündemi yorumluyora geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, bir adet beğeni, bir adet de yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda ekstra eğitimler, videolar, içerikler, canlı yayınlar için de katıl tarafına kayıt olmanız yeterli olacaktır. Bildiğiniz gibi dün katıl tarafına agresif büyüyen 3 tane bebek şirketle ilgili bir video yüklendi. Aynı zamanda yarın ya da bir sonraki günde katıl tarafına yeni bir canlı yayın gerçekleşecek. Bu yüzden bunlara katılabilmek, canlı yayınları, eğitim serilerini, videoları, içerikleri görebilmek için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır diyorum. Ve 29 Ekim gündemi yorumluyora başlıyorum. Şimdi öncelikle dün yarım güne açık alan borsa ile birlikte hedef seviyemizde 8945 kapanışını gördük. Söylediğimiz gibi 8975'lerde bir direnci vardı. Artık bu direnç bizim için çok keskindi ve bu direncin kırılabilmesi durumunda 9400'lere hareket olacağını, bu dirence çarpılması durumunda da 8700'ler, akabinde de 8400'lerin gerçekleşeceğini ifade etmiştik. Özellikle negatif gelen bilançolarla birlikte 9400'lerden ziyade 8700'lerin 8400'lerin daha aktif seviyeler olacağını da ifade etmiştik. 4 saatlik bilançoya baktığımızda ise 4 saatlikte bizlere göreceli güç endeksinin alda, wave trendin alda, üstel hareketli ortalamanın alda olduğunu görüyoruz. Özellikle Bollinger bandının orta kanalını da kırmamızla birlikte muhtemelen burada 8975'lere değebileceğimizi görüyoruz. Fakat burada işte tek negatif etki normalde burayı kırıp 9400'lere rahatlıkla gidebileceğini söylerdik. Fakat gelen bilançolar o kadar tatmin etmiyor ki yatırımcı bu noktada ciddi şekilde karar vermekte zorlanıyor. Ben bu yüzden mutlaka Yukarıya çarpıp aşağı doğru bir hareket devam ettireceğini düşünüyorum. Bir sanayi tarafına baktığımız zaman bir sanayide yukarıda 12.400'lerde bir tane direnci olduğunu görebiliyoruz. Bu dirence gidebilmek için de %2'lik bir getiri daha vermesi gerekiyor. Aşağıda bizi bekleyen noktaya baktığımızda ise %2.5'luk düzeltme ile 11.850'ler seviyesi BIST 100 tarafında gözüküyor diyebiliriz. Biz bank tarafına geçtiğimizde özellikle endeksi bir tık daha sert etkileyebileceği için BIST Bank'a bakmamız daha da sağlıklı olacaktır. Bizim BIST Bank tarafında artık aşağıda de yeni destekler oluşturmaktansa indikatörlerin neye yaradığını ya da ne söylediğini bilmemiz gerekiyor. Bugün en önemli indikatörlerden bir tanesi Bollinger Band'ın orta çizgisi bize tek bir nokta ifade ediyor. O da burada şu anda seviyesini gördüğümüz 12.145 seviyesi. 12.145 seviyesi yukarı kırılmadıkça bizim de burada yükseliş beklememiz doğru olmayacaktır. Yukarı hamlede beklediğimizde aslında iki tane direnci var. Bunlardan bir tanesi asıl gerçekleşebilecek olan yüzde iki buçukla 12.450 seviyesidir. Önce burayı görüp akamide diğer taraflar için tekrar önümüzdeki gündemi yorumluyor videolarında zaten konuşacağız diyorum. Şimdi hemen ilk haberimize geçiş sağlayalım. İlk haberimizde General Electric ile 17 milyon euroluk anlaşmaya imza atan Ecos Teknoloji GE gibi köklü bir markanın tedarik zincirine girdi. Anlaşma sadece ticari bir kazanç sağlayacak değil, aynı zamanda ekosun küresel arenadaki imajını da güçlendirecektir. Çünkü General Electric ile bir anlaşma yapabiliyorsanız bunun tedarik zinciri içerisine girebiliyorsanız o zaman siz Ecos teknoloji olarak daha güvenilir, daha prestijli, daha kaliteli, daha büyüme odaklı bir şirket olabildiğinizi de aslında hem lokalde hem globalde bağırmış oluyorsunuz. Bu yüzden de bu tarz anlaşmalar şirketlere çok pozitif yansır. Tabii ki bu şirketin buradan kazancı olacaktır. Önemli olan kazançtır da. Fakat kazancın yanı sıra bir marka bilinirliği, bir prestij artışı da mutlaka söz konusu olacaktır. Ekos için gayet güzel bir haber diyebiliriz. Bir sonraki haberimize geldiğimizde Beyaz Saray'ın barometresini ve anketlerde Trump'ın öne geçtiğini gördüğümüz haberi bakacağız, inceleyeceğiz. ABD seçimleri küresel siyaset sahnesini ilgilendirdiği kadar küresel piyasaları da yakından ilgilendiriyor. Önemli olan nokta bu. Örneğin Türkiye'deki bir seçim, İspanya'daki bir seçim, İtalya'daki veya Polonya'daki bir seçim global piyasaları bu kadar etkilemiyor. Ama hem rezerv para bilimini elinde tutturduğu hem de dünyanın bugün en önde gelen ülkelerinden ilk üçlü olduğu için Amerika mutlaka bu seçimlerin hepimizi, küresel piyasaları çok net ilgilendirdiğini bilebiliyoruz. Burada gün gün paylaşılan anket sonuçlarına baktığımızda burada real... Clear Politics'e ait bir e, anket sonuçları paylaşımı söz konusu. Bu tabloyu da ekrana vermeye çalışırız. Bu tabloyu ekrana verdiğimizde siz daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bugün baktığımızda geldiğimiz noktada Trump'ın artık bir parça daha öne geçtiğini görebiliyoruz. Özellikle son dönemde agresif bir şekilde gelerek yani Ekim ayının başından itibaren oylarını sert şekilde arttırarak Kamala Harris de bu dönemde oylarını düşürmesiyle devam ederek Trump'ın bir parça öne geçtiğini ve muhtemelen seçimleri de kazanabileceğini bu anket sonucundan çıkartıyoruz. Benim tamamen bu anket sonucundan bağımsız şekilde kendi öngörüm de zaten Trump'ın kazanacağı yönündeydi. O ilk vurulmasından sonra bir hype olduğu için sonrasında aşağı doğru geri çekildi ve sanki Kamala Harris bir tık daha öne geçmiş gibi oldu ama Amerika'nın özellikle daha agresif kesiminin ağır basmasıyla birlikte daha sert, daha yaptırımları güçlü, daha meydan okuyan bir lider istediğini düşünüyorum. Bu yüzden de burada Trump'ın bir tık daha ön planda olduğunu, Trump'ın bir tık daha şansının fazla olduğunu ve muhtemelen de kazanacağını düşünüyorum. Dün Trump kazanırsa ne olabilir? Bitcoin, yabancı hisse senetleri, altın, buraları da konuşmuştuk. O değerlendirmeleri de yapmanız faydalı, sağlıklı olacaktır. Bir sonraki haberimize baktığımızda Fed'in Kasım'da ne yapacağını kritik iki rapor belirleyecek. Bu haberi birlikte inceleyelim. Kasım ayındaki kritik iki veri Fed'in faiz kararını belirleyici olacak. Bazı piyasaya gözlemcileri verilen Fed'in faiz indirimini ara vermesine sebep olabileceğini savunuyor. Şimdi önümüzdeki hafta Fed faiz oranlarını tekrar düşürecek mi yoksa ara mı verecek? Bunlar Fed'in 6-7 Kasım'daki toplantısında masada olan iki seçenek gibi görünüyor. Ve bu hafta enflasyon ve istihdam piyasalarıyla ilgili iki rapor faiz kararında belirleyici olabilir. Bunlar nelerdir neleri bekliyoruz bir bakalım. Perşembe günü açıklanacak enflasyon göstergesinin beklenenden daha sert gelmesi ve Cuma günü Çalışma Bakanlığı'nın raporundaki iş verilerinin beklenenden daha sıcak olması durumunda daha önce 50 bas puan düşürdükleri için ara vermeyi tartışabilme ihtimalleri olduğunu görüyoruz. Burada birçok farklı analistin, birçok farklı kurumun yaptığı yorumlar var. İşte Harris Financial Group yöneticisinin, Morgan Stanley'nin yöneticilerinin yaptığı farklı yorumlar var. Fakat şu an itibariyle birçok yatırımcı bu değerlendirmeye katılıp olarak yatırımcılar Fed yetkililerinin 6-7 Kasım'da 25 bas puanlık bir faiz indirme olasılığının %90'dan fazla olduğunu fiyatlıyorlar. Yani 25 bas puanlık bir faiz indirimini 6-7 Kasım itibariyle piyasanın beklediğini söyleyebiliriz. Bir sonraki haberimizde asgari ücrette beklenen zam oranlarını aslında göreceğiz. Burada dünkü videomuzda hatırlarsanız dünkü ana videomuzda sizlere asgari ücret artışının ne kadar olabileceğini ve bu asgari ücret artışının piyasalara borsalara ne kadar etki edebileceğini enflasyona faize ne kadar etki edebileceğini anlatmıştım. Bu yüzden burada yapılan tahminlerle tekrar orayı birleştirmenin de sağlıklı olacağını ifade etmeliyim. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantıyı Aralık ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Piyasalarda en çok konuşulan oranlardan biri de %25 olurken iş dünyasının beklentisi asgari ücretin 22-23 bin lira seviyesine çıkarılması yönünde. Muhalefet ise yeni yılda asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 24 Ekim'de yaptığı açıklamada %25'lik asgari ücret enflasyon görünümüyle tutarlı olduğunu ifade etmişti. Bizim de buradaki tahminlerimiz %25 civarındaydı. %30'un üzerindeki artışlar enflasyonu tetikler daha hızlı enflasyonun artmasına sebebiyet verirken yukarılı yönlü nominal bir büyümeyi de tetikleyecektir. 25 bin liranın altı da enflasyonu daha ciddi düşürecektir diye altını net olarak çizmiştik. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada İstanbul Havalimanı'nın jet yakıt ihalesini Tüpraş'ın kazandığını görüyoruz. Tüpraş İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1.8 milyon ton jet yakıtı satışı ihalesini kazandı. Bu bağlamda baktığımızda Tüpraş bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışlara başlayacağını da belirtti. Bu bağlamda hem Tüpraş'ın prestijini hem TÜPRAŞ'ın iş bitiriciliğini gösterirken bizlere hem de 5 yıl süreyle ard arda şekilde 1.8 milyon ton satış yapıp buradan gelen getiriyi de hanesine ekleyebileceği için oldukça güzel bir haber olarak bizlerin karşısına çıkabiliyor. Yani hem prestij büyümesi hem kar büyümesi olarak bunu değerlendirebiliyoruz. Bir sonraki haberimize baktığımızda bu hafta temettü ödeyecek hisseleri göreceğiz. Temettü ödemesi yapacak şirketlere baktığımızda Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 30 Ekim'de temettü ödemesi yapacağını görüyoruz. PC İletişim'in 30 Ekim'de temettü ödemesi yapacağını görüyoruz. Ayen Enerji'nin 31 Ekim'de temettü ödemesi yapacağını görüyoruz. EYGYO'nun 31 Ekim'de temettü ödemesi yapacağını görüyoruz. Ve DCT Trading'in de 31 Ekim tarihi itibariyle temettü ödemesi yapacağını görüyoruz. Ödemelerin hesaplara geçiş tarihlerinde yine Finans ve Borsa X Twitter hesabı üzerinden kontrol edebilirsiniz bu temettü ödemeleri hangi gün hesaba geçecek ve pay başına ne kadarlık bir ödeme yapılacağını da detaylı bir yazısını Twitter tarafında paylaşacağız. O yüzden Finans ve Borsa X yazarak bizleri Twitter'dan X üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberimize geçtiğimizde burada Altınay savunmayı görüyoruz. Altınay savunma Dasal Havacılığın %49'unu devraldı. Altınay savunma bağlı ortaklığı Dasal Havacılık Teknolojilerinin %49'unu devraldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada büyüme ve genişletme stratejisi doğrultusunda pazar dinamiklerine uyum sağlamak üzere Dasal Havacılık Teknolojilerinin Aselsan'a ait olan ve sermayesinin %49'unu temsil eden paylarını devralınması karar verdiğini açıkladı. Bu kapsamda şirket Aselsan ile pay devir sözleşmesi imzaladığını ve Dasal Havacılık Teknolojileri sermayesindeki payı oranını %100'e yükselttiğini açıkladı. Yani Dasal havacılık teknolojilerinin %51'i zaten Altınay savunmadaydı. Kalan %49'u Aselsan'dayken kalan %49'unu Aselsan'dan alarak tamamını kendi bağlı ortaklığı haline getiriyor. Haberini görüyoruz. Bunlar güzel haberlerdir. Şirketler elindeki paraları, birikimlerini, kazandıkları karlıkları böyle yatırımlara, şirket satın almalara, büyümelere harcadıkları sürece büyümeye de devam edeceklerdir. Fakat Altınay savunma bunu yaptı diye tam olarak yatırımlık bir şirket haline gelmiş olmaz. Yine bizim de değerlemeleri FK'ya FDFA ve fiyat değeri, piyasa değeri satışlar oranına, piyasa değeri defter oranı gibi değerleme metotlarına ve çarpanlara da bakmamız gerekiyor. Tek iyi bir haber belki News Trade'de biraz imkan verebilir ama bunun haricinde yatırımlık hale kendisini getirmez. Bir sonraki haberimize baktığımızda DCT Trading'in yurt içi yerleşik bir firmaya toplamda 39 milyon TL'lik muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirdiğini görüyoruz. DCT Trading'in bu bağlamda iyi iş anlaşmaları ile birlikte büyüyerek hareket ettiğini de görüyoruz. Son bir ay içerisinde oldukça güzel satış haberleriyle DCT Training bizleri karşıladı. Son haberimize baktığımızda ise de Jansa'nın umurlu fabrika binası çatılarına ve ortaklar mevcut fabrika binası çatısına yapılan toplamda 6.2 MW güneş enerjisi yatırımının devreye alındığını açıkladı ki bu da oldukça güzel bir haber olarak karşımıza çıkıyor. 29 Ekim gündemi yorumluyorum sonuna geldik. Bu hafta gerçekleştireceğimiz canlı yayına katılabilmek ekstra katıl videolarını izleyebilmek için de katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Videonun sonuna gelirken kanala abone olmayı, bir adet beğeni, bir adet yorum bırakmayı unutmazsanız çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın. Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik